Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bir önceki videoda bu gül motifinin yapılışını göstermiştim. Yeni gelen izleyiciler için bu videonun altına linki bırakacağım. Şunu yaptığımız videonun linkini bırakacağım. Açıklamalar kısmından bakabilirsiniz. Şimdi havlunun ikinci bölümüne geldik. Şu kısmını yapacağız havlunun. Açık pembe olan ipimi aldım. Şu renk olan ipimi aldım. Bakın şurada iki tane boşluk var. Aynı hizada kenara geliyorum. Üç tane burada açık pembeden yapmıştık. Şimdi bir değil ikinci çarpı olan yerden iğnemi geçiriyorum. İğnemi geçirdim arkadaşlar. Buraya 5 tane çarpı yapacağım. Yerine tekrardan söyleyeyim. Şuradaki boşluğun hizasından geliyoruz. 3 tane çarpı yapmıştık. Bir değil, ikinci çarpıdan iğnemi geçirdim. 5 tane çarpı yapacağım burada. Beşincisini yaparken 1 2 3 4 5 beşincisini yaparken bir kare atlayıp yana geçiyorum. İki tane de burada çarpı yapıyorum. Şimdi ikincisini yaparken şu üst kısmı tamamlayacağız arkadaşlar. Onun için ikincisinin üstüne çıkıyoruz. Yani şu kısmı 1 2 yapmıştık. Bunun hemen üstüne çıkıyoruz. Burada da 3 tane çarpı oluşturacağız. Şimdi burayı böyle bıraktık. Geri dönerken çarpı oluşturacağız. Tekrardan hani gidip ip kopartıp başa gelmiyorum. Şimdi üçüncüsünü yaparken de bir üst köşeye çıkıyoruz. Burada da 3 tane yapıyorum. Üçüncüsünü yaparken bu sefer bir üst köşeye çıkıyorum. Buraya da arkadaşlar 7 tane yapacağım. Altı tane yaptım. Yedincisini yaparken bir alt köşeye iniyorum. Şuraya. Buraya da bir tane çarpı oluşturacağız. Bir tane çarpı oluştururken hemen bir alt köşeye iniyorum bu şekilde. Buraya da alt alta tekli iki tane, bakın iki tane hemen altına yan yana iki tane çarpı. Burayı tekrardan göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şurayı 7 tane yaptık. Bir alt köşeye indik. Tekrar bir alt köşeye indik. 2 tane alt alta tekli, 2 tane de yan yana tek, 2 tane de yan yana yaptık. Şimdi hemen bu en son yapmış olduğumun altından aynı hizadan iğnemi çıkartıyorum.
İki tane daha yapıyorum yan yana. Evet, şimdi geri döneceğiz. Çarpılar oluşturacağız. Tek tek çarpı yapıp ilerlemiyorum. Bu şekilde daha pratik ve kolay oluyor. Daha çabuk ilerliyor. Onun için ben bu yöntemi yapıyorum. Bakın şimdi çarpıları oluştura oluştura ilerleyeceğiz. Şuradan tekrardan göstereyim. 7 tane yaptık. Bir alt köşesine indik tek çarpı. Bir alt köşesine inip bir çarpı. Altına bir çarpı daha. Hemen altına. Altın bir altına inerek 2 çarpı. Ve bir altına hemen inerek 2 çarpı daha. Burayı tamamen netleştirmek istedim ki karışmasın arkadaşlar. Şimdi bu tarafa kadar çarpılarımı yapacağım. Arkadaşlar çarpıları yaptım. Başladığım yere geldim. Şimdi şurayı da tamamlayayım. Evet, başladığım yere geldim. Şimdi hemen bir alt köşesine, yani bir kare atlayarak alta iniyorum. Buraya 4 tane yapıyorum. Videoyu durdurup çarpıları tamamladım ki videonun süresi çok uzun olmasın diye. Dört tane yaptım. Şimdi geriye dönüyorum. Dördüncüye geldiğimde yine bir kare atlayarak alta iniyorum. Yani alta indiğimde bir kare kenara geçip 3 tane de burada yapıyorum. Üç tane yaptım. Şimdi geriye dönüyorum. Bakın geriye döndüm. 2 kare yana atlıyorum. İki tane de burada yapıp ipimi keseceğim arkadaşlar burada. İki tane de burada yaptım. Elime şu renk ipi aldım arkadaşlar. Şuradaki ipi aldım. Şimdi şu kısmı yapacağız. Şu kısmı yapacağız. İpimi buradan geçirdim. 3 tane açık pembe yapmıştık. Hemen onun yanından geçirdim. Buraya 5 tane çarpı oluşturacağız. Beş tane çarpı oluşturduk. Beşinciyi yaparken, yani ilk yaptığım yerden burayı yaparken bir alt köşesine iniyorum. Bir alt köşeden, yani bir kare atlayarak şuraya kadar işleyeceğim. Şu noktaya kadar. 7 tane de buraya işledim arkadaşlar. Şimdi 3 kare bu tarafa doğru atlayacağım. Onu da şöyle yapıyorum. Ki ipim hani buradan direkt atlamış gibi görünmesin. Kötü bir görüntü olmasın arkada diye.
Şu yaptıklarımın kenarlarından geçiyorum. Biraz sık olmuş arkası. Evet, bakın, hani kötü bir görüntü olmasın diye yaptıklarımın ortasından geçiyorum. 3 tane kare atlıyorum. Bir, iki, üç. 3 kare atladım. Buraya da 4 tane yapıyorum. Dört tane işledim arkadaşlar. Dördüncüyü yaparken 2 kare kenara kayıyorum. Buraya bir tane çarpı oluşturuyorum. Ve ipimi burada kesiyorum. Elimde bu ip varken, aynı ip varken tekrar başka bir yerden devam edeceğim arkadaşlar. İğneden tak çıkar olmasın diye. Şimdi şurada bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane yapmıştık. Şu kısma geliyoruz. Ortada hani bir tane boşluk bırakmıştık. Buraya geliyoruz. Tam şuradan başlayacağız. 1, 2, 3, 4. 4 tanenin hemen yanından iğnemi geçireceğim. Şu nokta. Şimdi buraya 4 tane çarpı oluşturacağım. Yerini anlamışsınızdır. Dördüncüsünde oluştururken 2 kare şu tarafa doğru iğnemi geçirdim. Buraya da 4 tane çarpı yapacağız. Bu sefer diğer tarafa doğru yapacağız. Dört taneyi yaptık. Tekrar iki kare atlıyorum. Şimdi üç tane. Üç taneyi yaptım arkadaşlar. Hemen altından iğnemi geçiriyorum. Bir kare atlamış olduk. Dört tane daha yapacağım bu tarafa doğru. Şöyle. Dört tane yaptım. Tekrar bir alt kareden, yani bir tane kare atlayarak 3 tane de bu tarafa doğru yapıyorum. Üç tane yaptım. Şimdi ortasından iğnemi geçirerek 2 tane daha çarpı yapıyorum. İki tane çarpı yaptım. Hemen bir alt köşesinden iğnemi geçiriyorum. Üç tane çarpı yapıyorum. Alt alta üç tane üçerli çarpı yapacağız. Evet, bakın, üç tane alt alta üçerli çarpı yaptım. En son ortasından iğnemi geçiriyorum. 3 tane, yani ortasından iğnemi geçiriyorum. Şu tarafa 2 tane 2 tane çarpı yapıp ipimi burada kesiyorum arkadaşlar.
İki tane de burada yaptım. İpimi kestim. Şimdi şu renk ipimi alıyorum elime. Şu renk. Şu kısma geliyoruz. İpimi tam buradan geçirdim. Pembenin hemen yanından. Buraya 4 tane işleyeceğiz. Zaten yeri belli. 4 tane boşluk var burada. 4 tane işledik arkadaşlar. Hemen bir altından bir kare atlayarak yana geçiyorum. Ve buradaki sıra sonuna kadar bu kısmı işleyeceğim. Şimdi burada sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Hemen en son yapmış olduğum çarpının altına iniyorum. Hemen altına 2 tane daha yapacağım burada. Sonra yukarı çıkacağım. Bakın hemen altına indim. 2 tane yaptım. Ve yukarı çıkıyorum şimdi. Evet, yukarı çıktım. Şimdi çarpıları oluşturarak başa dönüyorum. Başa geldim arkadaşlar. Başladığım yerin hemen bir altına iniyorum. Aynı hizaya. Aynı hizaya inip 3 tane daha yapıyorum. Şu tarafa doğru. 3 tane daha yapıyorum. Üç tane yaptım. Alta inerken iki kare atlıyorum. Bakın iki kare atlıyorum. Üç tane daha yapıyorum. Üç tane yaparken zaten diğer rengin bitiş noktasına geliyoruz. Üç tane yaptım. Alta inerken şimdi bir kare atlıyorum. 3 tane daha yapıyorum. 3.'sünü yaptım. Alta inip tekrar bir tane kare atlıyorum. Üç tane daha burada yapıyorum. Üçüncüyü yaptım. Tekrar alta inip bir kare daha atlıyorum. Buraya iki tane çarpı yapıyoruz. Alt alta üç tane, iki tane çarpı yapacağız. Evet arkadaşlar, bakın 1, 2, 3. 3 tane alt alta ikişerli yaptım. Şimdi şu tam ortadan iğnemi geçiriyorum. Alt alta 3 tane tekli çarpı yapacağım. Burada aşağı inerken çarpı yapıp o şekilde iniyorum. Hani tekrardan geri dönme yapmıyorum. Çünkü aşağı doğru modelimizi ilerletiyoruz. 1, 2, 3. Alt alta 3 tane yaptım. Şimdi yan yana 2 tane çarpı oluşturacağım. İkincisini yaparken bir alt köşeye iniyorum. Burada da 3 tane yapıyorum arkadaşlar. 3 tane yaptım. Şimdi tam ortadan iğnemi geçiriyorum. 2 tane çarpı oluşturuyorum burada.
Aynı hizadan bir alt kare iniyorum. 3 tane de burada çarpı oluşturacağım. Üç tane de buraya yaptık arkadaşlar. Şimdi şu renk ipimi alıyorum elime. Diğer renk, yani şu renk ipi aldım elime. Şu noktaya geliyoruz arkadaşlar. Karışmasın diye ipim bittikçe başa geliyorum. Şu noktaya geliyoruz. Buraya 4 tane çarpı yapıyorum. Dört tane çarpı yaptım. Dördüncüsünü yaparken aynı hizanın altına iniyorum. Yani aynı karenin altına iniyorum. Üç tane daha çarpı yapıyorum. Üç tane çarpı yaptım arkadaşlar. Şimdi üç kare atlayacağım için havlumun arkasını döndürüyorum. Şöyle. Geçerek şunları keseceğim bu arada. Yaptığım 3 tane çarpının en başına geliyorum. Bakın, en başına geldim. Burada zaten bir kare boşluk kalıyor. Bir kare buraya yapıyorum. Yani bir çarpı buraya yapıyorum. Hemen bir alt köşesine iniyorum. Bakın, bir alt köşesine indim. Bir tane de burada boşluk kalıyor. Bir tane de buraya yapıyorum. Hemen bir alt köşesine iniyorum. Buraya da alt alta 3 tane tekli çarpı yapacağım arkadaşlar. 3 tane alt alta yaptım arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3. 3 tane alt alta yaptım. Yine aynı ip ile devam ediyorum. Şu noktaya geliyoruz arkadaşlar. Biraz önce başladığımız aynı renkten şu noktaya geliyoruz. 4 tane yapmıştık. Dördüncüsünün altından iğnemi geçiriyorum. Bakın, üstte 2 tane farklı renk var. Yanında 2 tane açık pembe, 2 tane başka ton pembe ve 4 tane şu renk ipten yapmıştık. O noktaya geliyorum. Şu 2 tane farklı rengin hemen altından 2 tane daha çarpı oluşturuyorum. Alta inerken bir kare atlıyorum. Buraya 4 tane daha yapıyorum. Dört tane yaptım. Dördüncüsünü yaparken yine bir kare kenara kayıyorum. Dört tane daha yapıyorum buraya. Dört tane yaptım arkadaşlar. Şimdi şuradaki en son çarpının altına iniyorum. Arkadan ipimi geçirdim bu tarafa doğru. Buraya 3 tane yapıyorum. Üçüncüsünü yaparken bir kare atlıyorum kenara doğru.
Bakın şuradakinin hemen altından başladık. Aynı hizada. Buraya iki tane yapıyorum. Buraya hanımlar 3 tane alt alta ikişer çarp yapacağım. 1, 2, 3. 3 tane alt alta ikişerli çarp. 3 tane yaptım. 1, 2, 3. 3 tane ikişerli yaptım. Şimdi hemen şu ortadan iğnemi geçiriyorum. 1 tane çarpı buraya. 1 tane çarpı. Bakın şuradan iğnemi geçirerek 1 tane çarpı bir alt köşesine yapıyorum. Ve ipimi burada kesiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu kısmı işleyeceğiz ve şu renk ipi alıyorum elime. Açık pembe olan ipi alıyorum elime. İğnemi tam şuradan geçiriyorum. Buraya 3 tane çarpı yapıyoruz hanımlar. Üç tane çarpıyı yaptım. Şimdi şu kısma geliyoruz. Şuraya. Bakın iğnemi buradan çıkardım. Ve sıra sonuna kadar, yani tam şu kısma kadar işliyoruz. Evet, bakın sıra sonuna kadar işledim. Şimdi bir alt köşeye iniyoruz. Tam şuradan iğnemi çıkartıyorum. Yine sıra sonuna kadar, yani şu kısma kadar işliyoruz. Sıra sonuna kadar işledim. Şimdi bir alta ineceğiz. Bir alt çapraz. Şuraya. Tam bakın buraya bir alt köşeye indik. Şimdi 8 tane çarpı yapacağız burada. Sekiz tane çarpı yapıyoruz. 8 tane yaptım. Hemen bir alta iniyorum. Aynı hizadan bir alta iniyorum. Buraya da 6 tane çarpı yapıyorum. Altı tane çarpı yaptım. Aynı hizadan bir alta iniyorum. Buraya da 3 tane çarpı yapacağız. Üçüncüyü yaparken bir altta çaprazından iğnemi geçiriyorum arkadaşlar. Buraya da 3 tane çarpı yapacağız. Üçüncü çarpıyı yaparken şu kısmı atlıyoruz. Yani bir tane kare atlayıp şuradan iğnemi geçiriyorum. Bakın tam buradan iğnemi geçiriyorum. Buraya bir tane çarpı yapıyorum. Bir alta iniyorum.
Yine buraya da bir tane çarpı yapıyorum. Şimdi tekrar şu kısma geliyorum arkadaşlar. Bir kare atlayarak tekrar 3 tane çarpı yapacağım. Üç tane çarpı yaptım. Şimdi iki kare atlıyorum bu tarafa doğru. İki tane böyle buraya çarpı yapıyorum. Geriye dönerek. Çarpıyı tamamlamadan bir kare atlayıp karşı tarafa geçiyorum. İki tane çarpı buraya. İkinci çarpıyı yaparken bir alta ineceğiz. Aynı sıranın altından bir tane çarpı buraya, bir sıra daha, yani aynı yerden, aynı hizadan alta bir çarpı daha yapacağız. Yani 1, 1, 2. 1, 1, şöyle göstereyim. 1, 1, 2 olacak. Şimdi yukarı çıkıp çarpılarımı tamamlıyorum. 1, diğer birlik kare çarpı. Bakın 1, 1, şimdi 2. Biraz çok yakından mı yapıyorum acaba? Evet, iki tane yaptık. Şimdi bir kare atlayıp karşı tarafa geçiyoruz. Yapmış olduğumuz iki tane işlemenin çarpısını oluşturuyoruz. 1, 2. Evet, bakın burada da çarpılar oluşturduk. Altına bir ikili çarpı daha yapacağız. Aynı hizadan. Bir ikili çarpı daha yapıyoruz arkadaşlar. Şurada ipim bitiyor galiba. Arkadaşlar bakın, iki tane daha çarpı yaptım. Şimdi şuranın altına iniyoruz hemen. Şuraya. Buraya arkadaşlar bir tane çarpı yapacağım. Hemen aynı hizada altına iniyorum. Buraya da bir tane çarpı yapıyorum. Şimdi bir alt yana iğnemi geçirerek buraya da bir tane çarpı yapıp buraya da bir tane çarpı yaptım. İki kare atlıyorum. Bakın iki tane kare atladım ve buraya altı tane çarpı yapıyorum arkadaşlar. Altı tane çarpıyı yaptım. Altıncısını yaparken üst sıraya çıkıyoruz. Bir üstün bir kare köşesine, yani şuraya bir kare atlıyoruz. Üç tane de buraya çarpı yapıyorum. Bakın üç tane çarpıyı yaptım. Üçüncüsünü yaparken aynı hizadan yukarı çıkıyorum. İki tane de buraya çarpı yapıyorum. Bir tane çarpı yaptım arkadaşlar. Aynı hizadan bir üste çıkıyorum. Aynı hizada üste çıkıp
Buraya da 2 tane çarpı yapacağım. 1, 2. İkincisini yaparken bir öz üst, bunun üstüne çıkıyoruz. Bir üst köşeye çıkıyoruz. Buraya da 2 tane çarpı yapıyorum arkadaşlar. İkincisini yaparken aynı şekilde bir üst köşeye, bakın şu tarafa doğru iğnemi geçiriyorum. Tekrar 2 tane çarpı yapıyorum. Bakın 2, 2, 2. Yani birer kare atlayarak 3 tane ikili yaptık. Şunu da sayarsak 4. 2, 2, 2, 2. Şimdi bu 2 taneyi yaparken aynı hizadan bir üste çıkıyorum arkadaşlar. Bakın aynı yerden bir üste çıktım. Buraya 7 tane çarpı yapacağız. 7 tane. Yedincisini yaparken daha çarp yapıp geri dönmedim. Yedincisini yaparken aynı hizadan bir üste çıkıyorum arkadaşlar. Hani tekrardan ipi kesip arkada fazladan düğüm oluşturmamak için bir üste çıkıyorum. Buraya da 3 tane çarpı yapıyorum. 3 tane çarpı yaparken bakın ilk çarpıya dönüyorum. Dönerken bir üste çıkıyorum. Buraya da bir tane çarpı yapıyorum. Burayı birazdan tekrardan göstereceğim arkadaşlar. Üste bakın bir tane çarpı yaptım. Şimdi alttaki 3 tane çarpıyı tamamlıyorum. Burayı tekrardan göstereceğim size karışmamız için. Bakın 7 taneyi yaptık. Aynı sıradan bir üste çıkıyorum. 3 tane de buraya yapıyorum. 3 tane de buraya yaptım. 3 tanenin ikincisinin ortası, yani bir üst sırada bu ikincisinin üstüne bir tane daha yapıyoruz. Burada 1, altta 3, altta 7. 1, 2, 3. Bunun tam üstüne bir tane daha çarpı yaptık. Şimdi geriye dönüyorum. 7 tane çarpımı burada tamamlıyorum arkadaşlar. Yedi tane çarpıyı burada tamamladım. İpimi kestim. Şuraya geliyorum. Tam şu iki tane pembenin altına geliyorum. İğnemi şuradan geçiriyorum. Buraya alt alta birer tane çarpı yapıyorum. Dört tane olacak şekilde. Bir, iki, bakın bir, iki, üç ve dördüncüsünü yapacağım şimdi. Dört. 1, 2, 3, 4. 4 taneyi yaptık. Şurası biraz olmadı gibi. Şöyle yapayım. 4 taneyi yaptık. Hemen bir alt çapraza iniyorum arkadaşlar. Buraya da bir tane yapıyorum. Ve ipimi burada kesiyorum.
Şimdi arkadaşlar şu renk ipimi aldım elime. Şu renk. Burayı yapacağız. Şuradan başlıyoruz. Buraya 3 tane çarpı yapıyoruz. Üç tane çarpı yaptık. 2 kare alta iniyoruz. Tam şuraya gelip 4 tane de çarpı da buraya yapıyoruz arkadaşlar. Dört tane çarpı da buraya yaptım. Şimdi bir alt kısma iniyoruz. Yani tam şu kenardan şuraya geliyorum. Şuraya kadar işleyeceğiz. Şöyle şuraya kadar, pembe olan yere kadar işliyoruz. Sıra sonuna kadar işledim. Şimdi bir alt kısma iniyoruz. Bir altın köşesine. Tam bakın şu şuradan iğnemi geçirdim. Buraya da 3 tane işliyorum. Üç tane buraya işliyorum arkadaşlar. Üçüncüsünü yaparken aynı hizadan alta iniyorum. Aynı hizadan alta indim. Üç tane de buraya yapıyorum. Bir alt kısmı indikten sonra üç tane de buraya yapıyorum. Bakın arkadaşlar, üç tane yaptım. Bir alta ineceğim. Bir altın bir kare atlıyorum. Yani tam şuradan iğnemi geçiriyorum. 3 tane de buraya yapıyorum. 3 tane çarpı yapıyorum buraya. 3 tane yaptım. Üçüncüsünü yaparken aynı hizadan bir alta iniyorum. Buraya alt alta 3 tane ikişerli çarpı yapacağız. 2 2 2. Bakın 1, 2, 3. 3 tane alt alta ikişerli yaptım. Şimdi şurada 2 tane boşluğumuz kaldı. Tam altından en son, yani yapmış olduğumuz yerin bir köşesinden zaten yeri belli. 2 tane boşluk var burada. 2 tane de burayı işliyorum. Tane işledim. Şimdi işlediğim yerin ortasından iğnemi çıkartıyorum. 4 tane de bu tarafa işleyeceğim. 1 2 3 4 Dördüncüsünü geri dönerken bir kare alta iniyorum. Altta çünkü bir tane çarpı oluşturacağız. Tekrardan geri dönmemek için çarpıyı oluşturdum. Şöyle bakın, hemen üste çıkıyorum çarpıyı oluştururken. Şimdi geriye dönüp çarpılarımı tamamlıyorum. Dördüncüsünü oluştururken aynı hizadan bir alta iniyorum. Bakın şöyle. Bir tane buraya çarpı oluşturacağım. Ama oluştururken şöyle bir alt köşeden, bakın tam şuradan iğnemi geçiriyorum. Bir çarpı da buraya yapacağız. Buradaki çarpıyı oluştururken şu şekilde, bakın alta iniyorum. 2 tane de buraya yapacağız. Çarpı. Şimdi geri dönerken anlayacaksınız tamamen. 1 2
2 tane çarpı buraya yaptık. Bakın şimdi dönüyorum. Dönüyorum. Bunu ikincisini yaparken üste çıkıyorum buradaki şu tekli çarpıyı oluşturmak için. Bakın buradaki çarpılarım tamamlandı. Şimdi burada yapmış olduğumuz tekli çarpıyı oluşturacağız. Hemen üstünden çıktım. Şimdi buradaki tekliği oluşturmak için ipimi şuradan, iğnemi oradan geçiriyorum. Evet, bakın burada da bir, şöyle göstereyim. 4 tane yapmıştık. Bir tekli altından, bir tekli diğer çaprazdan, 2 tane de buradan yapmış olduk. Şimdi buradan 2 kare atlıyorum arkadaşlar. Şöyle 2 kare atladım. 2 kare atladım. 2 tane çarpı oluşturacağım bu tarafa doğru. 1 2 Geri dönüyorum çarpılarımı oluşturmak için. Çarpıyı oluştururken hemen yandan çıkartıyorum iğnemi. İki tane çarpı da buraya yapıyorum arkadaşlar. 1 2 2 çarpı buraya yapıyorum ve ipimi burada keseceğim. Aynı renk ipten devam ediyorum arkadaşlar. Bakın şimdi şuraya geliyoruz. Şurada 3 tane yapmıştık. Yukarıda 2 tane var. Hem 2 tane olan yerden bir kare atlıyorum ve iğnemi şuradan geçiriyorum arkadaşlar. Bakın tam şuradan iğnemi geçiriyorum. Yerini tekrardan göstereyim. Bakın şurada uzun işledik. Hemen yukarıda 3 tane var. Hemen yukarısında 2 tane var. 2 tane olan yerden bir kare atlıyorum. İğnemi buradan geçirerek 4 tane çarpı yapacağım buraya. İğnemi geçirdim. 4 tane çarpı yapıyorum. Dört tane yaptım. Dördüncüsünü yaparken aynı hizadan bir üste çıkıyorum arkadaşlar. Buraya da 4 tane çarpı yapıyorum aynı şekilde. Dört tane de buraya yaptım. Dördüncüsünü yaparken bir çapraz olan yerden bakın şöyle iğnemi geçiriyorum. Şöyle bir tane atlıyorum. Buraya da 3 tane çarpı yapacağım arkadaşlar. Gülümüz artık bitmek üzere. Birkaç tane yeri kaldı. Bakın 3 tane yaptım. 3 tane yaptıktan sonra ipimi burada kesiyorum. Orayı kestim arkadaşlar. Şimdi şu renk ipimi alıyorum elime. Şu renk. Şuradaki ipi aldım elime. Şimdi şuraya geliyoruz arkadaşlar. Şurayı tamamen dolduracağız. Bakın şu kısmı. Şurayı tamamen dolduracağız. Biraz önce şurada yapmış olduğumuz yerin yani kenar kısımlarını dolduruyoruz. İğnemi şuradan geçiriyorum. Dört tane işliyorum. Dört tane işledim. Bir alt kenara iniyorum. Şu tarafa zaten yerleri belli. Şuranın dediğim gibi kenar kısımlarını dolduracağız.
bir tane buraya işliyorum. Buraya alt alta iki tane tekli yapıyorum. Alt alta iki tane tekli yapıyoruz. Gülümüz artık tamamen bitmek üzere arkadaşlar. Buraya şu sıra sonuna kadar 1 2 3 dördüncüsünü yaparken geri dönmüyorum. Şu iki kısmı da tamamladıktan sonra döneceğim. Arkada çirkin bir görüntü olmaması için. Şöyle yukarıdan çıkıyorum. Bir, iki ve üç. Üç tane yapıyorum. Şimdi geri dönüp arkadaşlar çarpılarımı burada tamamlıyorum. Bakın burayı tamamen yaptık. Burayı döndük. Aynı renk ipten devam ediyorum arkadaşlar. Ve şimdi şu kısma geliyorum. Şuraya iğnemi tam bakın şuradan geçiriyorum. Boş olan yerler artık belli. İğnemi buradan geçiriyorum. İki tane çarpı buraya yapıyorum arkadaşlar. Bir, iki. Geri dönüyorum. Geri dönerken aynı hizadan bir alta iniyorum. Buraya da üç tane çarpı oluşturacağım. Bir, iki, üç. Şimdi geri dönüp tamamlıyorum. Bakın 3 tane çarpı yaptık. Şimdi şu kısma iniyorum. Yerler zaten belli dediğim gibi. Buraya 3 tane alt alta ikişerli çarpı yapacağım. 1, 2, 3. 3 tane alt alta ikişerli çarpı yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. 3 tane çarpıyı yaptık. Üçüncüsünü yaparken altta bir tane boş kare var. Orayı da tamamlıyorum. Bir tane de buraya işliyorum. Ve ipimi burada artık kesiyorum arkadaşlar. Evet, artık son kısma geldik arkadaşlar. Gülümüzü tamamlıyoruz. Şu renk ipimi alıyorum elime. Bakın tam şurası. 2 tane pembe yapmıştık. Tam bu nokta. Bunun altına iniyorum. Bakın şurası. İğnemi tam buradan geçirdim. Buraya 4 tane çarpı oluşturacağız arkadaşlar. Dört tane çarpı yapıyorum. Dördüncüsünü yaparken geri dönmedim bu arada. Tekrar gidip gelme olmasın diye. Dördüncüsünü yaparken iki kare bu tarafa doğru geçiyorum. Alta 3 tane çarpı yapacağız. 1 2 Üçüncüsünü yaparken çarpıları oluşturmadan bir tane alttan bakın şöyle çıkıyorum. 2 tane de buraya oluşturuyorum çarpı. Evet. Şimdi geri dönüp çarpılarımı tamamlıyorum arkadaşlar.
Burada çarpıları tamamlıyoruz. Evet, modelimizin ikinci kısmı da burada bitti arkadaşlar. Şu yaprak kenarlarını da inşallah 3. videoda paylaşacağım. Yaprak kısımlarını bitirdikten sonra bu videonun altına linkini bırakırım ya da siz profilime, hani sayfama girip oradan bakıp yapabilirsiniz. Birinci kısım, ikinci kısım ve üçüncü kısım diye zaten videolarımda belirteceğim. İnşallah anlatabilmişimdir arkadaşlar. Yaprak bölümünde 3. kısım videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.